Şubat ayına geldik. Ben daha bu videoyu yeni çekiyorum ama geç olsun, güç olmasın, hiç olmasındansa daha iyidir diye düşünerek yine bu videoyu çekmeye karar verdim. Burada 5 kitap hazırladım. Bu video boyunca bu 5 kitaptan bahsedeceğim. Aslında daha fazla favorim vardı. Fakat daha fazla kitaptan bahsetmek istemedim çünkü en favorilerimi indirgedim ve bunlar en favorilerim. Eğer diğer kitapları görmek isterseniz beni TikTok'tan ya da Instagram'dan Ecrim ile yazıp takip edebilirsiniz ve oradan bakabilirsiniz. İlk kitabımızdan başlayalım. Yabancı yayınlarından çıkmış olan Harry Lou'nun bir kitabı Warcross, Whitecard. İki kitaptan oluşuyor. Emi Kaçan adlı bir kızın saman gerçeklik dünyasında yaşayan bir kızın bir gün turnuvalar düzenlenirken o sanal gerçeklik oyununa dahil olmasını anlatıyor. Ama oyunu hackliyor. Hackledikten sonra oyuna dahil oluyor ve hem hayatının aşkını hem de hayatının hilesini yapmış oluyor. Hayatının hilesini yaparak bu oyunlara o yılki turnuvada oynamaya hak kazanıyor. Ve tamamıyla hayatı değişiyor. Böyle bir küçük bir dairede yaşarken bir anda lüks yerlerde kalmaya başlıyor gibisinden oluyor her şey. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum. Brandon Sanderson'ın Ready Player One kitabına benzetiyorum. Çok güzel bir seriydi. İki kitabı da ayrı ayrı benim gönlümle taht kurdu. Hem Tokyo'da geçmesi, hem böyle farklı bir dünya olması, hem fantastik olması, hem de hızını hiç kesmemesi serinin çok güzeldi. Ben mesela Mecnun'un diğer serisini sevmiyorum. Diğer serisinde hatta bende vardı, sattım. O şekilde sevmiyordum. Ama bu serisine bir şans verince çok beğendim. Ve hatta şöyle söyleyeyim size. Ben birinci kitabı PDF olarak okudum. Ondan sonra satın aldım. Çünkü o kadar beğendim. Şu anda Zebra Moda Gardrops'ta falan var. İkinci el olarak satılıyor. Eğer almayı planlıyorsanız birkaç tane var. 70 liraya iki kitap birlikte falan satılıyor. Ben bunları iki kitabı 45 liraya almıştım. Hem de ciltli. Ciltli ve orijinal. Çok sevinmiştim alırken. Buradan sevgimi de, sevincimi de sizinle paylaşmış oldum. Kesinlikle öneririm size. Ardından üçüncü bir kitap Sarah James'in Kanatlar ve Küller Sarayı kitabı. Seriyi artık ben 2021'de bitirdim. Birinci kitabını ayrı bir video, ikinci kitabını ayrı bir video. Buna da ayrı bir video çekmek istiyorum ama ne zaman olur bilemiyorum. Bununla mesela post-it kullanmadım. Bir dakika, ikinci kitabının post-itini göstereceğim size. Şimdi ikinci kitabın post-itini göstereceğim size. En çok post-itlediğim kitaplardan biri bu. Gerçekten ben seriye bayıldım. Seri benim en sevdiğim serilerden biri. Herkese okumasını tavsiye ediyorum. Sadece mesela ben Dex'in bu şeyine hastayım. Mesela ikinci kitap aslında 720 sayfa. Bu 650 sayfa mı ne? Ama ikinci kitap üçüncü kitaptan daha kısa. Çünkü kullanılan kağıt farkı o kadar şey ki, bu o kadar ince bir kağıda basılmış. Bu da daha kalın kağıda basılmış. Yine de ben bu kağıdı daha fazla sevdim okurken. Çünkü bu kağıt tamam yırtılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tamam bazı harfler arkaya da geçiyor. Ama bunun taşıması daha kolaydı. Bunu taşıyamadım yanımda. Bunu sadece evde okuyabildim. Ama bunu yanımda her yere götürebiliyordum. Ve post-it'imi de yanımda taşıyabiliyordum. Ama bunu post-it yapıştıramadım. Zaten serinin son kitabı olduğu için çok aksiyonu fazlaydı. Aksiyonu fazla olduğu için de post-it yapıştıramadım. Bence serinin en güzel kitabı ikinci kitap. Eğer okuyacaksanız ikinci kitabı okuyun sadece. Yok, şaka yapıyorum. Serinin hepsini okumazsınız. Şu şekilde de serimi göstereyim size. Aynı zamanda bu serinin yan serileri de çıkmaya başladı. Çünkü Sarah James'in bu serisi çok beğenildi. Çünkü güzel bir alternatif evrende geçiyor. Neyse, bunu da şöyle koyayım. Ah, emektar kitaplarım. Ah. Ardından Kaya'nın Şarkı Söylediği Yer. Şimdi ben Salon Yayınları'na ilk defa bir kitap aldım. Salon Yayınları 2020'de çıkmış bir yayın evi yanlış hatırlamıyorsam. Ve bence çok başarılı işlere imza atıyorlar. Çok güzel kitapları çevirdiler. Aynı şekilde bu Kaya'nın Şarkı Söylediği Yer'le çok başarılı bir kitap. Yani çok güzel bir seçim olmuş. Yayın evini tebrik ediyorum. Ben yayın evine şöyle bir şeyini yapacağım. Biraz yayın evleriyle ve kitap kaliteleriyle ilgili konuşalım. Sayfa kalitesi çok güzel. Baskısı çok güzel. Çevirisi çok güzel. Yani gerçekten kim çevirmiş bir bakalım hemen. 8. baskı olmuş biri. Düşünün. Hemen bakıyorum. Filiz Çiçek. Filiz Çiçek.
Tebrik ederim sizi. Gerçekten çok başarılı bir kitap çevirisiydi. Aynı zamanda bunun çevirisinin ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü olay kopukluğunu sağlamaması lazımdı bu kitapta. Ve çok başarılı bir şekilde yapmışsınız. Bu arada az önce söylediğim sözü geri alıyorum. 2019'da basılmış bu kitap. Öyle yazıyor. Yok, 2019'da Salon Yayınları kurulmuş. Şu anda çok iptalim. Gerçekten iptalim. Neyse, ama çok başarılı bir kitaptı. Konusu olarak da biraz bahsetmem gerekirse bataklıkta yaşayan Kaya'yı anlatıyor. Kaya ilk önce annesi Kaya'yı bırakıyor. Ondan sonra kardeşleri, en sonunda babası Kaya'yı bırakıyor. Kaya bataklıkla iç içe yaşıyor. Hem yetim hem öksüz, anlayacağınız. Ve Kaya kendine bir yön çizmeye çalışıyor. 5-6 yaşlarında tek başına kalıyor. Ve bu yönü nasıl okula gitmeden, kendi parasını kazanarak, kendi yemeğini kazanarak çizmeye çalışıyor. Ama aynı zamanda çok ünlü bir bataklık bilimcisi oluyor. Yani bataklıkla ilgili her şeyle çok ilgilendiği için bataklık bilimcisi olan bir kadını anlatıyoruz. Okuyoruz daha doğrusu. Bir de kitabın içinde bir cinayet var. O cinayetin çözülmeye çalışmasını okuyoruz. Kaya ile bağlantılı bir cinayet bu. Kaya'nın hikayesi çok duygusal bir hikayeydi. Cinayete çok şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Cinayeti tahmin ediyordum. Tahmin ederek de okuyacaksınız büyük ihtimalle. Ama Kaya'nın yaşamı gerçekten iç sızlatan ve bazılarına umut olabilecek bir hikaye. Çünkü Kaya'nın o zorluklardan gelmesi ve yine de bu zorluklarla baş edip kendine bir yol çizmesini anlatıyor yani. Onu okuyoruz. Çok güzel bir kitaptı. Herkese tavsiye ederim. Bence okuyabileceğiniz kitapların birisi ve zaten az önceden beri Salon Yayınları'nı övüyorum. Salon Yayınları çok başarılı bir yayın evi. Ben Salon Yayınları'ndan başka kitaplarla okumayı düşünüyorum. Bana Salon Yayınları'ndan çıkmış kitap önerebilirsiniz aşağıya. Çok memnun olurum. Gerçekten çok memnun olurum. Çünkü bu yayın evinin belki ya tüm kitaplarını alabilirim. Böyle tek 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 tek. Hepsini bir anda alamam. Çünkü maaşımı zaten kitaplara yatırıyorum. Çok fazlasını yatırıyorum hatta. Neyse. Sıradaki favorim. Gezi Tarihi. Bunu 5 dakika bir ayakta sessizce saygı duruşu alabilir miyim? Bu kitap çok güzeldi. Bu kitap Dark Academia kitabıydı. Bu kitabı da post-it yapıştırmışım. O sıralar post-itlerim kaybolmamış demek ki. Ben arkadaşlar tam bir post-it kaybetme meraklısıyım. Meraklısı demeyeyim de tam bir post-it kaybetme delisiyim. Yani alıyorum, post-itlerimi ama sürekli kaybediyorum. Sürekli kaybediyorum ve artık o yüzden almayı bıraktım post-it'e. Çünkü kayboluyorlar. Almanın ne anlamı var ki, değil mi o zaman? Bunu Yunan edebiyatı okuyan bir arkadaş grubunu anlatıyor. Aynı zamanda bu arkadaş grubuna girmek isteyen, dahil olmak isteyen ana karakterimiz var. Kitabı da onun ağzından okuyoruz. Bu ana karakterimiz Bunny isminde bir çocuğun cinayetini anlatıyor. Yani bu Bunny ismindeki çocuk nasıl ölmüş, nasıl bir şeyler yaşamışlar onu anlatıyor. Hem gerilim kitabı, hem karakterlerin gelişimini görüyoruz. Dediğim gibi kişisel gelişim kitabı, hem Dark Academia, hem böyle her şey var kitapta. Yani romantiklik var, kafayı yeme derecesine de geldiğiniz yerler var. Bir bulmaca var içerisinde. Hem kitapta her şey var. Benim istediğim her şey de vardı. Kitabı ben geçen sene 2021 Ocak ayında bitirdim. İyi ki de alıp okumuşum. Gerçekten Donatart'ın kalemi çok farklı bir kalem. Çok güzel bir kalem. Neyse, size Gizli Tarihi okumanız için meydan okuyorum. Gizli Tarihi okur musunuz lütfen? Lütfen okuyun. Çok güzel bir kitap. Gerçekten. Az önce ne kadar övdüğümün farkında mıyım bilmiyorum ama içinde her şey var. Cinayet var, bulmaca var, romantiklik var. Bir Dark Academia var, arkadaşlık var, yüreğinizi sızlatıyor. Aynı zamanda yüreğinizi böyle sımsıcık yapıyor. Bir kişisel gelişim görüyoruz. Ha, ve güzel kelimeler, güzel cümleler, ağdalı cümleler, güzel tasvirler okuyoruz. Kitabı çok övdüm. Artık bırakıyorum. Belki de hani videonun başında şey demiştim ya, en sevdiğim kitap diye bir şey olmayacak bu videoda. Belki bu olabilir. Çünkü çok beğendim. Neyse, ardından Alexandre Dumas'ın Monte Cristo kontunu okudum. Bunun için kendime bir alkış istiyorum. Çünkü 720 sayfalık bir devi okuyup bitirdim. Bu tam büyük bir dev. Çünkü hem bir klasik, hem bir şaheser. Hani kitabın içerisinde her şey var. Kitap çok zor okunan bir kitap. Başlarda.
Hayır. Başlarda güzel okunan bir kitap. Ortalarda zor okunan bir kitap. Sonunda yine çok kolay okunan bir kitap. Yani kitabın böyle bazı yerlerinde yükseliyorsunuz, bazı yerlerinde alçalıyorsunuz. Ama sabrınızı sonuna kadar koruyup sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten hak eden bir kitap. Keşke bunda da post-it olsaydı da post-it'lerimi yapıştırsaydım. Eminim çok post-it'li bir kitabım olurdu. Edmund Dante'nin Öcalma hikayesini okuyoruz diyeceğim de. Öcalma hikayesi değil arkadaşlar bu. Bu bir gencin gençlik yıllarını alıp bu genci nasıl farklı bir insana dönüştürülür hikayesi aslında. Edmond Dante çok başarılı. Tam zirvede evlenecekken, ailesini kurtarmaya başlamışken başkalarının başarılarını kıskanmasıyla çok dibe vuran bir genç. Ardından da tekrar en zirveye çıkmayı başarıyor ama bu zirveye çıkana kadar tüm kişiliğini Öcalma üzerine kuruyor. Ve Öcalma üzerine kurduktan sonra tek 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 bunlara okuyoruz. Burada kitabın birinci cildinde, ikinci cildi de var şu şekilde. Bir ve ikinci cilt olarak ayrılıyor. Birinci cildinde Edmond Dante'nin hayatının nasıl gelişim gösterdiğini, nasıl dönüm noktaları yaşadığını okuyoruz. Gerçekten çok üzücü bir aslında hikayesi var. Herkese öneririm okumanızı. İnşallah bu sene 2022'de de ikinci cildini okuyacağım. Böyle birle ikinci cilde çok güzel duruyor. Kitaplarında da çok güzel duruyorlar. Ve eğer başlamadıysanız en azından kısaltılmış versiyonunu okumanızı öneririm. Ben bir ve ikinci cilt şeklinde okuyorum. Ama size kesinlikle bu kitabı okumanızı öneririm. Keşke mesela o zamanlar aktif olsaydım da bu kitabı okurken bir vlog çekseydim diyorum. Çünkü gerçekten gerçekten güzel bir kitap ve vlog çekilmeyi hak eden bir kitap. Benim bahsedeceğim kitaplar bu şekildeydi. 2021'de okuyup sevdiğim, benim için enlere giren kitaplar bu şekildeydi. Sizin neler? Merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız ben de görebilirim. Sizinle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.